Ahmet Çolak da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın şahsı manevi olarak geleceği yanılgısını öne sürmektedir. Mehdi'nin ve İsa'nın yapacağı bütün başarıyı bir kişiye vermek, bir Mehdi'ye vermek doğru olmaz. Demek ki Mehdi Aleyhisselam sistemini kuracak, eserlerini telif edecek, iman hakikatlerini izah ettikten sonra onun şahsı manevisi olan cemaati kıyamete kadar onun koyduğu sistemle İslamiyet'i dünyanın başına bir daha geçirecek. Cevap: Bediüzzaman Hazretleri Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bir şahsı manevi olarak değil, bir şahıs olarak geleceğini söylüyor. Üstadımız Risale-i Nur'un 63 farklı yerinde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın şahıs olarak geleceğini söylemektedir. Bu ifadelerden bazıları şu şekildedir. 1. Ümmetin beklediği ahir zamanda gelecek zatın 3 vazifesinden en mühimi ve en büyüğü ve en kıymetdarı olan imanı tahkiki neşr, gerçek imanı yayma ve ehli imanı delaletten, iman edenleri sapmaktan kurtarmak. 2. Bu hakikatten anlaşılıyor ki sonra gelecek o mübarek zat Risale-i Nur'u bir programı olarak neşr ve tatbik edecek. 3. Bu zamanda öyle fevkalade hakim cereyanlar var ki her şeyi kendi hesabına aldığı için faraza hakiki beklenilen ve bir asır sonra gelecek o zat dahi bu zamanda gelse. 4. Ona karşı Ali Beyt-i Nebevi'nin Sisile-i Nuranisine, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nurani soyuna bağlanan ehli velayet ve ehli kemalin başına gelecek Ali Beyt'ten Muhammed Hazreti Mehdi isminde bir zat-ı nuraniyi, nurlu bir şahıs, o Süfyan'ın şahs-ı manevisi olan Ceryan-ı Münafıkhane'yi, münafıklık akımını öldürüp etkisiz hale getirip dağıtacaktır. 5. Ahir zamanın o büyük şahsı Ali Beyt'ten Peygamberimizin soyundan olacak. 6. O zat, o taifenin uzun tetkikatı, o topluluğun uzun araştırmaları, incelemeleri ile yazdıkları eseri kendine hazır bir program yapacak, onun ile o birinci vazifeyi tam yapmış olacak. 7. Ben de onlara demiştim, ben kendimi Seyit, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan bilemiyorum. Bu zamanda nesiller bilinmiyor. Halbuki ahir zamanın o büyük şahsı Ali Beyt'ten, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinden olacaktır. 8. O ileride gelecek acip bir şahsın bir hizmetkarı ve ona yer hazır edecek bir dümdarı, önceden gelen takipçisi ve o büyük kumandanın pişter bir neferi, öncü bir askeri olduğumu zannediyorum. 9. Ahir zamanın en büyük fesadı zamanında elbette en büyük bir müçtehit, içtihat eden büyük İslam alimi, hem en büyük bir müceddit, her 100 yıl başında dini hakikatleri devrin ihtiyaçlarına göre ders vermek üzere gönderilen büyük İslam alimi, hem hakim, hem Hazreti Mehdi, hem mürşit, doğru yolu gösteren kişi, hem kutbu azam olarak bir zat-ı nuraniyi gönderecek ve o zat da Ehl-i Beyt-i Nebevi'nin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan olacaktır. O, halbuki ahir zamanın o büyük şahsı Ali Beyt'ten, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan olacaktır. 11. O gelecek zatın ismini vermek, 3 vazifesi birden hatıra geliyor, yanlış olur. Onun için nurlara o ismi vermek münasip görünmüyor. Belki mücedditdir, onun piştarıdır denilebilir. 12. O zat bütün ehli imanın, iman edenlerin manevi yardımlarıyla ve İttihat-ı İslam'ın muavenetiyle, İslam Birliği'nin yardımlaşmasıyla ve bütün ulema ve evliyanın, alimlerin ve velilerin ve bilhassa Ali Beyt'in neslinden, özellikle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin neslinden her asırda kuvvetli ve kesretli çok sayıda bulunan milyonlar fedakar seyitlerin iltihatlarıyla, peygamber soyundan gelen fedakar kimselerin katılımlarıyla o vazife-i uzmayı, büyük görevi yapmaya çalışır. 13. Elbette o kuvvet-i azimedeki büyük kuvvette bir hamiyet-i aliye, yüce bir gayret feveran edecek, coşacak ve Hazreti Mehdi başına geçip tahriki hak, hak yola ve hakikate sevk edecek. 14. Her asırda hidayet edici bir nevi Mehdi ve müceddit geliyor ve gelmiş. Fakat her biri 3 vazifelerden birisini bir cihette, açıdan yapması itibariyle ahir zamanın büyük Mehdi'si ünvanını almamışlar. 15. Bu ayrı ayrı rivayetlerin bir tevili, açıklaması şudur ki, büyük Mehdi'nin çok vazifeleri var ve siyaset aleminde, diyanet aleminde, saltanat aleminde, mücadele alemindeki çok dairelerde icraatları olduğu gibi. 16. Ehli imanı delaletten muhafaza etmek, iman edenlerin doğru yoldan sapmalarını engellemek ve bu vazife hem dünya
hem her şeyi bırakmakla çok zaman tetkikat ile, araştırma ile meşguliyeti iktiza ettiğinden, gerektirdiğinden Hazreti Mehdi'nin o vazifesini bizzat kendisi görmeye vakit ve hal müsaade etmez. 17. Hem Büyük Mehdi'nin halleri sabık Mehdi'lere, önceki Mehdi'lere işaret eden rivayetlere mutabık uygun çıkmıyor. Hadis-i müteşabih birçok anlama gelebilecek hadis hükmüne geçer. 18. Belki nuru imanın, imanın ışığının dikkatiyle o eşhas-ı ahir zaman, ahir zaman şahısları tanınabilir. Üstadımızın hiç böyle bir beyanı olmadığı halde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın şahs-ı manevi olacağını iddia edenler, şahs-ı manevi kavramı sanki sadece bu yüzyıla aitmiş gibi davranarak da büyük bir yanılgıya düşmektedirler. Ahir zamanda da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın cemaati ve şahs-ı manevisi olacak ama Hazreti Mehdi Aleyhisselam da bizzat cemaatinin ve şahs-ı manevisinin başında bulunacaktır.